Hı hı. Evet. Hala bir haber yok mu Silahdar Bey? Anladım. Hayır, ben de endişeleniyorum tabii ki. Yani yarım saat içinde orada olacağım deyip bir anda ortadan kayboldu. Şoktayım, inanın ben de çok şaşırdım. Tabii ki tabii ki bir haber alır almaz ararım sizi. Siz de bana haber verin lütfen. Peki. Her çeşit aldım. Kim ne isterse yesin. Bir haber var mı? Yok. Silahdar Bey'i aradım. Adam deli çıkmış durumda. Her yerde Atıf'ı arıyor. Bütün İstanbul'u ayağa kaldırmış ama yok. Bak Narin, boşuna endişeleniyorsun. O küçücük aklıyla dedektifçilik oynarsa olacağı bu değil mi? Kendisi bırakmıştır arabayı bir kenara, gitmiştir. Bu kadar yani. Nasıl yani? Yolun ortasında arabayı açtı bıraktı böyle içinde telefon. Tek saçmalıyorsun bence Fırat. Peki ben ona dikkatli ol dedim mi demedim mi? Bin şu arabaya hadi. Allah Allah. İyi yani, başına gelenler tamamen kendi suçu öyle mi? Ölürse de hak etti yani. Oh ne güzel, bizden günah gitti değil mi? Narin, sen bana niye kızıyorsun? Merak etme, eğer o adam ölürse babası bütün dünyayı herkesin başına yıkar. Adam beni kurtarmak için uğraştı. Tamam mı? Benim yüzümden düştü bu durumlara. O yüzden bulaştı bu çeteye, anlamıyor musun? Adam kendini koruyamadı ya. Seni korumak için burnunu bütün pisliğe soktu. Fırat durur musun bir saniye? Neden? Bir dakika durur musun? Neden? Bu kadar sıkıntımın arasında senin saçmalıklarını çekemem. Narin, çocukluk yapıyorsun. Kim çocukluk yapıyor acaba? Bak, çocukluk yapıyorsun. İnsanların içinde beni bağırtırıyorsun şu anda. Sana söylediklerimden hangisi yalandı? Söyler misin, bana niye tepki gösteriyorsun? Seninle konuşmak istemiyorum ben. Bak Karna, senin sinirlerin de bozuk. Deniz'in sana anlatacağı şeyler var biliyorsun. Ne olduğunu bilmiyoruz. Eğer bu kabuslardan fırsat kalırsa benim de sana anlatacağım şeyler var. Bence enerjini sakla. İhtiyacın olacak. Fırat, o anlatacakların bizi belki geri dönülemez bir bataklığa sokacak, tamam mı? Biliyorsun benim geçmişimden iyi şeyler gelmez. Anlatacaklarını kaldıramayabilirim, ne olur. Gelsene oğlum hadi. Niye değiştiriyorsun telefon kartını? Ya Narin. Ya da baban Fırat. Ama kızın etrafına bir metre yaklaşmayacaksın. Yoksa babana astırana kadar ifade veririm. Yeter somurttuğum be oğlum. 5 gün sonra Stanford kampüslerinde salınırken bu olup bitenler aklına bile gelmeyecek. Ben Amerika'ya gitmeyeceğim. Ha? O kızı ortada bırakmayacağım. Bir semestr geç başlarım. Ne de olsa master. Baban seni oyar duyarsa. He. Hele Narin yüzünden bir dönem kaybedeceğini duyarsa var ya. Adamın ne hayalleri var oğlum seninle ilgili? Çok da umurumda. Ne oldu Şadi? Hocam, ablamı arıyorum. Sen nerede olduğunu biliyor musun? Böyle bir şeysi vardı, hazine kutusu derdi. Bir baktım evde yok. Biz evde yokken almış herhalde. Sonra benim de içime bir kurt düştü. Ben de hemen koştum Hafize teyzeye gittim. Sonra komşusu dedi ki evvelki gün Hakk'ın rahmetine kavuşmuş o. Tamam kızım, tamam. Bir sakin ol. Hocam, sonra koştum ne yapacağımı bilemedim. Necati abiye gittim. Necati abi de hapse düşmüş. Ya şimdi benim ablam ne yapar, nereye gider hocam? Sana bir şey söyledim, sen biliyor musun nerede? Şadiye, hadi gel kızım, seninle biz biraz oturup konuşalım, gel. Nereyi kazanmış abla? Hukuk. Hep avukat olacağım diyordu zaten. Çalıştı, didindi, başardı işte değil mi hocam? İstanbul'da yani şimdi. Mutlaka öyledir. Yakında benimle bağlantı kurar. Çünkü okula kaydolmak için bazı belgelere ihtiyacı olacak. İyi oldu. Valla çok sevindim ben. Zaten burada olsa ne uzar ne kısalırdı. Ben şimdi kim bilir bir daha ne zaman görürüm onu. Hocam ararsa falan ablama siz şey deyin. Ya da demeyin bir şey. Arkasına bile bakmasın artık o. Şadiye, keşke zamanında okulu bırakmak zorunda kalmasaydın.
Diploman nerede? Diploman? Şu evrak bu olmaz mı? Yetmez mi? Olmaz. Diploma olmadan olmaz. Nereden bileceğim ben senin lise mezunu olduğunu? Ya çakıp sınıfta kaldıysan? Olur mu hocam? Birincilikle mezun oldum ben. Yani şey bakımından alamadım. Ayrılmam gerekti acilen o bakımdan. Yoksa olurdu da sizin okulun faksına faks çekse bizim okul. Senin okuma yazman da yok galiba. Bak burada ne yazıyor? Diploma aslı. Eylül'ün 7'sine kadar burada yazılı evrakların hepsini tamamlayacaksın. Yoksa kayıt mayıt yaptıramazsın. Evet sıradaki. Of. Hiçbir işim şöyle kolaycıktan hallolmaz zaten. Neyse şikayet etmeyeceğim. Kendi kafasızlığı. Al diplomanı öyle çıkıyorlar değil mi? Onu bunu düşünecek hal mi bıraktılar insanda? Kızlar benim kayıttan önce bir hocaya uğramam lazım. Ya nereden çıktı şimdi hocam hoca ya? Kerim ne olsun partisine geç kalacağız. Evet. Kızım havuz partisi akşama kadar orada kaçmıyor ya. Amcamın selamını söyleyip çıkacağım hemen bir şey yok. Ben bütün sene işimiz düşecek adama belli ki. Şişt, tanıdık hoca bulmuşken. Hadi siz şurada oturun ben geliyorum hadi hemen. Canım. Melek. Hı. Ağlıyor musun sen? Yok ağlamıyorum. Gözüme bir şey kaçtı rüzgardan. Hayda. Söz vermiştin bana ağlamayacağım diye. Yok ağlamıyorum zaten. Mehmet başhekimle konuştum. Söz veremem ama elimden geleni yaparım dedi. İlaç firmalarıyla da konuşacak. İşte bedava ilaç bulmanın bir yolunu bulacakmış. Tahlillerde de sorun çıkarmayacaklar. Ama bir an önce tedaviye başlaması şart dedi. Tamam. Hallederiz. Mehmet tamam deme ya. Şart diyorum. Niye tamam demin? Tamam diyorum işte ya. Hallederiz. İhmal etme yani. Hayır ihmal etmem. Bana bak. Merak etme. Daha Şadiye doğuracak. Bebeği teslim edeceğiz. Hiçbir yere gitmiyorum ben. Tamam mı? Kendin olur ağlama ama. Ya da işte gözüne dikkat et toz kaçırma. Teyze ya, bu adresi biliyor musun? Ben arıyorum da. Evet, ben o tarafa gidiyorum. Sana göstereyim. Hadi gel benimle. Heh. Sağ ol. Ne dedim ben sana? Yabancılara sokulma, her söylenene inanma demedim. Sakın sakın. Sokar seni eve, satar matar. Ne yapacaksın o zaman? Hiç, geçmiş olacağı her bez batır. Bırak gitsin. Sen sonra sonra bulursun. Gelmiyor musun kızım? Teyze yok ya. Sen şey yap git ben bakacağım. Allah Allah. Kızlar. Hadi şu kayıt işini bitirelim ya. Şu hayatta bir avukat olmam eksikti. O da olsun tam olsun bari. Sen daha bu seneden devamsızlıktan atılırsın. Boşuna kayıt falan olma bence. Sonra amcam da koysun beni uçağa. Cambridge at antrenörü. Yok canım olmaz. Burada işte dalgamıza bakıyoruz. Şu 18'ini bir doldurayım. Sonra kim tutar beni be? Sanki şu an tutabiliyor adamcağım. Kimse yok evde.
Semra Çiçek'e bakmıştım da. O ayrıldı buradan. Bir aydan fazla oldu. Ha öyle mi? Ya nasıl olur? Ben okuldan, panodan aldım ev adresini. Ev arkadaşı arıyormuş. Vallahi o kadarını bilemem. Ev arkadaşıyla anlaşamadı, ayrıldı. Bir tek onu biliyorum. İstersen sen Zeynep'le bir konuş. Onun da yeni ev arkadaşına ihtiyacı vardı. Ha, o nerede o? Ne zaman gelir? O bir mağazada çalışıyor ama geliş gidiş saatleri hiç belli olmaz. Gel benle bekleteceğim ama benim de çıkmam lazım. Ha. Oldu. Tamam, sağ olun. Ben şey yapayım. Gelirim ben tekrar yine. Teşekkürler. Rica ederim. Sigaran var mı abla? Yok, kullanmıyorum. Milyon versene be abla. Oğlum yürüyüp gitsene sen işine ya. 500 bin dolar abla. Hadi abla, kırma beni. Ne oluyor lan? Abi. Ben seni bir daha buralarda görmeyeceğim demedim mi? Abi abla. Dedim mi demedim mi lan? He? Gide. Rıfat ben. Birini mi beklediniz? Yok. Vakit biraz geç oldu da bizim bu mahalle pek tekin olmaz bu saatlerde. Yok, ben çok yoruldum da dinleneyim dedim. Ondan şeye geldim de gidiyordum zaten. İstiyorsanız gideceğiniz yere kadar bırakayım. Yok, sağ ol, sağ ol. İyi akşamlar. Odanız var mı acaba? Var hanımefendi. Ne kadar bir geceliği? Hanımefendi en güzel odamızı verin. Ücret mühim değil. Lafını bile etmeye değmez. Misafirimiz olun bu gece. Ya. Ah benim sulu gözüm, ah ya. Tamam ağlama artık, tamam. Az kaldı, kurtulacağız buradan. Bak şunun şurasını üniversiteye kazanmama ne kaldı? Atlayacağız, gideceğiz İstanbul'a sonra seninle. İkimiz yeni bir hayata başlayacağız, tamam mı? Bir göz oda ev tutarız. Ben hemen işe girer çalışırım. Hem okurum hem sana bakarım. Sana da bir iş buluruz. Zafer ne olacak? Aman. Tamam. Zafer de gelir. Hemen evlendirir veririm ben sizi. Olmaz mı? Daha birbirimizi tanıyacağız diyorum sana. Ah Şadiye. Her sene yüz binlerce insan göç ediyor İstanbul'a. Bir biz fazla mı geleceğiz kız? Allah Allah. Çalışır kazanırız ekmeğimizi. Bize de bir dilim ekmek var elbet. Oldu kız. Gözüne toz mu kaçtı? Ne oldu? Niye ağlıyorsun yine? Ablam üniversiteyi kazanmış, İstanbul'a gitmiş. Aa. Ya aferin ona. O da onu istiyordu, biz de öyle istiyorduk işte. Gerçekten buna mı ağlıyorsun şimdi peki? Ne bileyim işte abi. Aman Şadiye, sen de ağlamaya yer arıyorsun yani ha. Oğlum neyse. Senin tomografi sonucun ne oldu? Yok bir şey ya. İşte sağlam çıktı. Gerizekalı doktor yüzünden bir ton masraf ettik biz de. Canım abim benim. Vallahi kötü bir şey çıkacak diye var ya, korkudan uyku uyuyamadım ha. Oh! Oh! Allah muhabbetinizi arttırsın. Ay Nalin'in de şimdi burada olaydı. Nerede olaydı? Bak çekmiş gitmiş işte. Yapmaz öyle şey Narin. Bize haber vermeden. Aa, bunun haberi yok mu? Nasıl gitmiş mi? Niye gitmiş ki kız? İşte anneciğim, üniversiteyi kazanmış, avukat olmaya gitmiş İstanbul'a. Anam! Benim kızım avukat mı olacakmış şimdi? Avukat olacak. İlk işi de bizi mahkemeye verecekmiş. Seni analıktan biz de kardeşlikten reddedecekmiş. Abuk subuk konuşma. Yapar mı Nani hiç öyle şey?
Ay iyi hadi, Allah yolunu açık etsin inşallah. Ben de hoca efendiye gider bir okutuveririm, işleri rast gider. Ama bir alas mı aldık olsun diye diye giderken. Ya niye desin anne ya? Ne iş olur bizimle? Ya şunu kabul edin artık. Giden bir daha geri gelmiyor. Bu ailede artık üçümüzüz. Birbirimize bakacağız, birbirimize sahip çıkacağız. Olay bu. Ya biz ne yaptık ki ona? Kanlısı mıyız yani? Bir alas mı aldık? Helal. Ne işin var burada? Ula ula, burayı mı buldun dışarı kızdıracak? Ne diyorsun amca sen ya? Ben öyle biri değilim. Öyle olmasa ne işin var saatte bu kapıdıklarında? Git beni, hadi başka yerini ara. Ya ne biçim insanlarsınız siz be? İçiniz kokuşmuş sizin. Bütün şehir pislik içinde kokuşmuşsunuz. Kendine be. Kendine ver. Evinizi köyünüzü terk etmeyin. Aşıktan yolunuzu şaşırıyorsunuz. Git caddeye çık. Ne yersen orada ye. Defol. Ben bir avukat olayım. Defol. Göreceksin sen. Sana dava açacağım. Donuna kadar alacağım seni. Sen göreceksin. Burası Allah belanı. Hadi be. Burada sana ekmek yok. Belanızı versin hepinizin. Şuraya bak ya. Ne biçim şehir lan burası. Bir otel bulacağım. Sus be. Bizde olsa yemek veririz, yiyecek veririz, yatak veririz. Gerçi biz de kendi çocuğumuza dünyayı dar ederiz. Allah hepinizin belasını versin. Hepinizin belasını versin. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.